Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. yıl dönümü dolayısıyla burada bulunmaktayız. Saygı duruşunu hazırlanalım. Dikkat! Evet, günün anlamıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. 19 Mayıs nedir? Niçin buradayız? Bununla ilgili kısa değerlendirmelerimiz olacak. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak aslında emperyalizme karşı mücadele eden mazlum milletlerin umut ışığı olduğunu ilan etmiştir. Ve bu adım atışla beraber bir tanrı gibi karşılanan, yenilmez armada olarak nitelendirilen emperyalist güçler birer birer çökten yapılmış evler gibi, çökten yapılmış binalar gibi çökmüş ve mazlum uluslar Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesiyle beraber, mücadelesinin örnekliğiyle beraber bir bir bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basışı ne olmuş bitmiş bir hatıradır, ne de tarihin içinde söz konusu olan tatlı bir anıdır. Evet, Mustafa Kemal bir tarihtir ama bugüne ışık tutan bir tarihtir. Onun yol haritası olma özelliği, onun bizlere örnek teşkil etmesi, geleceğe yönelik olarak tuttuğu ışık sadece düne yönelik olarak değil, bugün ve yarın için de geçerli bir örneklik, geçerli bir yol pusulası olma özelliği taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim milli önderimiz oluşuyla beraber bize örnek olmasıyla ilgili olarak yüksek dereceden bir gurur duyduğumuzu ifade ediyoruz. Her zaman bizim rehberimiz olduğunu, her zaman bizim yol haritamız olduğunu ifade ediyoruz. Ve Namık Kemal'in vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini mısralarıyla beraber ortaya koyduğu serencamı, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini, mısralarını yaşama geçirerek çok ileri derecede bir örneklik ortaya koyduğunu da vurgulamak istiyorum. Her noktada Mustafa Kemal Atatürk'te övünüyoruz. Onu ebediyen bir lider, bir rehber olduğunu bir kez daha burada ilan ediyoruz ve bundan dolayı gurur duyuyoruz. Tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim.